Çok güzel kokuyor. Evet, Ersin bize elmalı pay yapmış. Ne elmalı? Kek. Kek. Ve çok güzel kokuyor. Afiyet olsun. Çok güzel duruyor burası. Çok güzel de bakar mısınız? Deniz gerekiyordu. Şey, yağmur mıydı? Yağmur mıydı? Bakın. Bakın. O şeyde eko... 2016 YouTube'u. Valla okuduğum yerin sonunda çift kitaplardan biri ama... Ben şimdi buldum. Bu filmi var. Evet. Son var geldi. Güzel. Güzel ya. Mahallemdir ya. Aranızdan gelip benle burayı toplamak isteyen varsa beni çok mutlu eder. Merhabalar, yeni vloga hoş geldiniz. Fuar dönüşünde çekmeye başladığım ilk vlog bu. Az önce bir fuarda neler aldım, neler videosu çektim. Hatta hemen göstereyim. Dağınıklığı tam şu noktada duruyor. Şimdi şurada bir paketim var. Onu açalım beraber. O videoya karıştırmak istemedim onu. Eve geldim. Bu arada evime geldim. Gerçekten evim güzel evim modundayım. İstanbul çok güzeldi. Orada gördüğüm herkesi çok özlemiştim. Çok güzel bir fuardı. Ama insan evini özlüyor be çocuklar. Geldik evimize sonunda. Fuara gitmeden önce Sumoşum'un markasından çok tatlı bir duvar süsü almıştım. O geldi ben yokken. Fatih'ten rica ettim açma diye. O da zaten ben açmak istiyorum diye açmamış. Şimdi onu açacağım. İnşallah kırılmadan gelmiş. O kadar heyecanlıyım ki. Ne olur maşallah deyin. Ay çok tatlı. Bunu nereye asacağım? Geçen gün Elif'im de bana bir ev hediyesi göndermişti. O da çok güzel bir tabak gönderdi. Hani hep bakıyorum duvara. Nereye asabilirim? Onu nereye asabilirim? Şimdi derdine düşmem gereken iki tane duvar süsüm var. Gerçekten arkadaşlarımı çok seviyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum demişken bir başka arkadaşım da fuar sürecinde onlarda da kaldım. Onların annesine, ablasına buradan kocaman öpücükler ve sevgiler. Bakın bana ne almış ya. Ona da dediğim gibi bu benim aldığım en iyi kitap hediyesi olabilir. Emma'nın bu güzel bez ciltli İngilizce baskısını almış bana. Yani bu baskıları çok seviyordum. Çok, gerçekten çok. Çok sevdiğim Emma diye bir YouTuber var. Ve hani onlarda bu baskıları görünce kuduruyordum açıkçası. Diyordum keşke bizim de olsa. Evet, bunu okuyacak kadar süper uper bir İngilizcem yok. Ama bunun için değer, bunun için öğrenilir. Bunun için İngilizce baştan yazılır. Jane Austen. Senin için her şey yaparım. Rahat uyu. Bu kadar güzellikten sonra artık diyecek hiçbir şeyim yok. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Hızlı bir şekilde evden çıkış. Bir kase alacağım bir şey var.
Sonra da bir yerde oturup işlerim var. Onları halletmek istiyorum. Hadi bakalım. Sıcak bir hava. Umarım güzel bir gün olur. Kızların sularını değiştireceğim. Son gün değil, ondan önceki gün değiştirmiştim. Böyle içlerine de ben birer damla çamaşır suyu damlatıyorum. O yüzden uzun süre yaşıyorlar gibi geliyor. Doğru mu yapıyorum hiç bilmiyorum ama işe yaradığını biliyorum. Dostlarım, güneşli bir ikindi. Bugün günlerden pazar. Ben de bir kahve yaptım. Ve bugün Anne Erno'nun olayına başlıyorum. Hedefim bunu bugün bitirmek. Evet, tarihimizi atalım. Tabii şu an bir elle tutup bir elle tutmak. Bu hanımefendinin bize ne yaptığı hakkında bir fikri muhakkak var. Ay beni mahvetti bu kitap arkadaşlar ya. 70 sayfa mı? Ben mahvolmuş durumdayım. Son 10 sayfam falan kaldı. Ve bazı yerleri artık çizmekten hani şey yapıp post-it yapıştırmak için bunu açtım gidip. Ve orada da bir güncelleme çekmek istedim. Hani ben boş dolaplarda da çok çok etkilenmiştim. Ve hani uzun bir süre unutamamıştım. Ama yani bu gerçeklik ve bu gerçekliğin anlatış tarzı. Bütün o cümleler hani şey gibi hissediyorum. O anda ne hissettiyse o anda yazmış gibi. Mesela evet, kitapta da işte ajandasından notlar falan görüyoruz ama hani o kadar canlı ve gerçek hissettiriyor ki bütün o cümleler. Bunun üzerinden yıllar geçtikten sonra yazılmış olduğuna beni kimse inandıramaz. Temizlik sonrası şu bardakta böyle minik bir çuk kahvesi şat yapmadım. Hayalini kurdum. Şimdi buna çuk kahvesi yapacağım. Bugün bahsi artırıyorum. Normal Türk kahvesi yerine damla sakızı Türk kahvesi artı tarçınlı yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şu kızlar ve şu kızların turuncu tohumları var ya, bizi mahvetti. Ben genelde beyaz renk giyiniyorum ve yanından geçerken ola ki bu arkadaşla birbirimize değersek, bir tişörtü tamamen turuncu yapma özelliğine sahipmiş. Tecrübeyle öğrenmiş oldum. Senin yerin. Merhabalar. Bir cumartesi sabahından herkese selamlar. Sanıyorum bir önceki vlogu devam ettiriyorum. Ama öyle değilse bile yeni bir vlogtan merhabalar herkese. Vallahi İstanbul'a gittim geldim. Bu bir haftada hiç video çekemedim. Çünkü zaten işte gel babanı yerleştir, kitaplarını yerleştir, onların videolarını falan çektim. Açıkçası pek de canım video çekmek istemedi. Ama bugün sabah işte bir toplantımız vardı. Onu yaptık. Sonra dedim hazır giymişken neden bir vlog çekmiyorum? Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir valla. Ben nasıl olayım? İyiyim. İyi de hissediyorum. Bazen böyle iyi hissediyorum demek çok zor geliyor ama şu an gerçekten hissederek iyi hissettiğimi söyleyebilirim. İki kitap bitirdim.
bir yeni fantastik kitaba başladım. O yüzden de okuma olarak da kendimi çok iyi hissediyorum. Mutluyum yani bundan dolayı. Kahvaltı hazırladım. Kahve ve bowl kasesi. Netflix'te sevdiğim bir Kore dizisi var. Onu izleyeceğim. Geçen Instagram'a da hikaye olarak atmıştım izleyen var mı diye. Bir iki kişi izlemiş, bitirmiş. Ama aktif olarak 35. bölümde olan varsa Once Again dizinin ismi. Lütfen, lütfen yorumlara yazsın neler hissettiğini. Bu kadar. Size kahvaltımı göstereyim. Sonra bugün bu kadar yeter. Bugün günlerden cumartesi. Aslında Kore dizisi izleyecektim ama bir anda işte rüzgardan internet bağlantısı kesilmiş. Wi-Fi şifresini yazmaya çok üşendiğim için bilgisayarımı aldım kucağıma. Bugün benim videom yayınlandı. Hatta bir 12 dakika önce TÜYAP'tan aldığım kitaplar videosu. Onu yükledim. İşte gelen bir iki yorum vardı. Ona baktım. Sonra bakın benim de hemen keşfetime ne düştü? Bir iki attığımız videolar gibi fuar alışverişi, 41 kitap filan. Aşağıda hanımefendi hiç izlemedim ama Sayımı'yı izliyorum. Özellikle vloglarını izliyorum son zamanlarda. Şimdi bu video eşliğinde kahvaltımı yapacağım. Vallahi bakalım o neler almış. TÜYAP'tan sonra en sevdiğim şey bu videoları izlemektir. Evet, sonbahar okumalarına devam ediyorum. Video ve kahvaltı işini bitirdim. Şimdi sırada Ursula'mızın bu 4 Yavru isimli çok tatlı çocuk kitabında. Bunun fuardan 2-3 4'ünü de aldım. Ama bu ay sadece bunu okumak istiyorum. Hem Kasım ayında okumak istediğim kitaplardan da 3. kitabı okumuş oluyorum bununla beraber. Bakalım Kasım ayında okumak istediğim kitapların hepsini bitirebilecek miyim? Artık onu da ay sonu özetinde göreceğiz. Işıl ışıl bir noktadan selamlar. Bugün havasında sabah çok güzeldi. Böyle neşeli tatlı bir hava vardı ama bir anda tekrardan yağmur başladı. İstanbul'da da bugün fırtına olduğunu biliyorum. Büyük ihtimalle bu hafta hep böyle geçecek. Zaten sarı ışığımız var da şu an günü kurtarıyor. Burası artık bizim alışveriş köşemiz gibi bir şey oldu. Aslında ben bu ortamda genelde kitap videoları çekmek istiyorum. Ama kitaplık birazcık dağınık diye burada pek fazla çekmiyorum. Ama belki aylık okumaları devam ettirirsem yeni yılda bu köşede çekerim diye hayal etmiştim. Ne aldım? Ne göstereceğim size? Öncelikle bir tane... raf ünitesi. Bunu aslında dün gece açacaktım ama arkadaşlarımız bizdeydi falan. Sonra da uyudum yani, açmadım. Şimdi banyomuzu birazcık böyle düzenliyoruz falan. Normalde aynı raf ünitesinin IKEA'dan olan bir versiyonu vardı banyoda. Bir tane daha gerekli oldu, bir tane daha aldık. Bunları nereden aldık? Hemen göstereyim. Teddy'den. Teddy şeydir, mahalle IKEA'sıdır bu arada. Ve sonra bakın göstereceğim, çok tatlı. Bunun mutfağı küçüğünün sarısını almıştım. Şöyle kasalar. Yani kasa değil aslında ama kasa formatında. Çok tatlı değil mi? Şunun sarı olanını almıştım mutfağa. Böyle çok tatlı yağ şeylerini koymak için. Sonra bunları da banyoya da alayım. Şunları havluları sarıp koymak istiyorum. Bu ikisine, büyüklere. O kadar tatlı duruyordu ki ikisi. Şu renge bakar mısınız? Bir şeyleri düzenlemek için böyle kasalara ihtiyacınız varsa diye göstermek istedim. Bu klasik mini kasalar da benim çok hoşuma gidiyor. Onlardan bir iki tane var bende. Miniso'dan almıştım. Ama şimdi onlarda çok istediğim renklerde bulamıyorum ve olanları da Ay Yıldız. Markasını var. Onlar da çok pahalı geldiği için bunlar böyle bence güzel bir alternatif. Tatlı da duruyorlar bence böyle. Hem basit durmuyorlar, tatlı durdukları için bunları aldım. Evet, geldik köşemize. Ben birazcık sanırım burada uzun uzun böyle sohbetli sizlerle Kindle'ımı süslemek istiyorum. Bundan bahsedeceğim.
Onun dışında çok küçük yine bacağında güncellemesi yapacağım. Kullanmaya başladım. Başka bir defterden bahsedeceğim. Böyle arada kahvemi içip aslında normalde tek başıma işte müzik eşliğinde veya videolar eşliğinde yaptığım bir eylemi ben video çekerek yapmak istiyorum. Şimdi ilk olarak Kindle'dan başlayalım. Ben uzun süredir bir Kindle almak istiyordum. Hep böyle Twitter'da yazıyordum işte okuyacağım romantik kurgular için, fantastik kitaplar için bir Kindle istiyorum. Çünkü gece okumayı çok seviyorum. Eskiden hep telefondan okurdum öyle kurguları. Ama böyle daha hani tamamen buna yönelik, tamamen içinde sadece kitaba odaklanabildiğim bir cihazım olsun istiyordum. Sonra geçenlerde işte bakınıyordum AliExpress'ten mi alsam, hani ucuz bir şey almak istiyordum. Çünkü bence Kindle fiyatları çok pahalı geliyor bana yani. Normal fiyatı olsa almazdım büyük ihtimalle. Sonra geçenlerde arkadaşım Aysu kendine bir Kindle aldı. Ve sonra bu da benim için bir şey oldu aslında hani. Tetikleyici bir şaka oldu. Dedim ben de alayım. Ve böyle o çok övüyordu gerçekten, videosuna bakabilirsiniz. İşte şu kadar okudum, oradaki yüzdeyi görünce okumam arttı. Hatta gerçekten de birkaç tane kitap bitirdi Kindle'dan. Ben de bununla beraber heveslendim ve dedim ki alayım artık yani. Nereye kadar hani iste iste bir yerde alacaktım belli ki. Sonra ben nereden aldım? Kindle'ımı dolaptan aldım. Yani şu an hiç böyle bir soru falan gelmedi ama ben gelebilecek şeylere nazaran birazcık bahsedeyim. Dolaptan aldım Kindle'ımı. Ve gerçekten hani şansıma diyeyim çok ilgili ve çok dürüst bir satıcıya denk geldim. O kadar güzel paketlemişti ki. İşte ekranında jelatini hala duruyor, dış kapağı vardı. Çok tatlı bir hediye paketine koymuş, notlar falan. Hani sıfır alsam bu kadar sevinmezdim. Orijinal kutusuyla falan her şeyle gönderdi. Benimkisi sanırım 7. Kindle 7. nesil olarak geçiyor. Ben çok memnunum. Şöyle minik bu reklamı var. Aşağıdan basıyoruz. Ekran geliyor. İşte kaydırınca direkt okuduğunuz kitap açılıyor. Kitaplar nasıl yükleniyor falan filan, bununla ilgili çok fazla video vardır. Ben sadece kendi alma ve okuma deneyimimden birazcık bahsetmek istiyorum. Ben işte Aysun'un gazıyla aldım. Ve sonra ben de çok memnun kaldım. Özellikle fuara gideceğim zamana denk geldi. Ve fuara giderken de otobüsle gideceğim için ve fuar süreci de metrobüs yolunda geçtiği için bayağı okudum. Yani normalde hiç okuyamayacakken neredeyse bir 300 sayfa kadar okudum sadece o yolda gidip gelirken. Ve çok da uzun sürmüyordu benim yolum, yani yarım saat en fazla o da sürüyordu. O yüzden ben sevdiğimi söyleyebilirim Kindle'ı. Şu an okuyor muyum? Evet, bu aralar geceleri Kindle'la okumaya sardım. Böyle gün içinde evdeyken normal fiziksel kitapla okumayı seviyorum. Ama geceleri böyle yatakta Kindle ağını yapmak müthiş bir şey. Gerçekten böyle mumu yakıyorum, çay ya da kahveyi alıyorum, yatağa böyle giriyorum ve Kindle'ımı açıyorum. Müthiş bir his. Yani artık kendime şöyle bir vakit koydum. Kindle saati. Fatih'le işte günü planladığımızda onun oyun saati ise ben de Kindle saati diyorum. Ben dolaptan biliyorsunuz böyle okumadığım, işte artık hani kitabın durmasını istemediğim kitapları satıyordum. O yüzden orada ufak bir bakiyem falan da vardı. Ve şahsi tavsiyem bence Kindle ikinci el almak çok mantıklı. Çünkü zaten şarjı çok zor biten bir alet. Yani böyle batarya süresinden çekinme gibi bir şey söz konusu değil. Eğer böyle şey işte son sürüm olsun benimki falan demiyorsanız, işte renkli yeşil olanlarından falan almak istemiyorsanız çok iş görüyor gerçekten. Hiçbir eksiği yok yani. Zaten kitabı buna yolluyorsunuz. Bunun için okuyorsunuz. Başka da hiçbir işlevi yok. En azından ben daha keşfedemedim diyeyim. Yani kısa tecrübemle beraber. O yüzden ben çok memnunum. Her neyse. Evet, bir kılıfıyla falan geldi ama böyle siyah kapaklı bir kılıftı. Daha önce benim aldığım kişi de eşi kullanıyormuş. O yüzden birazcık erkek vibe'lı bir Kindle'dı. Ben de ona geçenlerde AliExpress'ten, hatta çok hızlı geldi. Yani alalı fuar sürecinde aldım, işte Aysu'yla otururken almıştım. Şöyle bir clean case aldım. Bu da dün geldi. Dün de şans eseri PTT'de işim vardı. Bir iade yapacaktık. Daha doğrusu Fatih bana kılıf almış. Çok tatlı, böyle küçük prens kapaklı bir kılıf almış o. Ama modelini şaşırmış ve son model, son çıkan Kindle'lar için almış. Onu iade edecektik. O sırada sordum, baktım bu gelmiş. Yani bir Kindle case gitti, clean case'imiz geldi. Sonra biliyorsunuzdur,
ya da bilmiyorsanız da TikTok'ta, Pinterest'te şöyle akımlar var. İşte bunları böyle şlap şlap attıkları etiketleri atıp sonra bir anda böyle çok güzel bir şekilde Kindle'larını gösterdikleri. Ben şimdi onu yapmayacağım. Burada böyle sakince biz pıt 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 atamadan koyalım. Onu Arzu'ya yapmıştık. Bence çok güzel oldu. TikTok videosuna çekmiştik. Ve TikTok'tan takip ediyorsanız eğer o videoyu izleyin. Bence çok tatlı oldu. Onun popsocket'i falan da aşırı tatlı. Ve o yüzden bayağı güzel durdu. Ben de bir tane popsocket söyledim. Böyle çiçekli falan ama daha gelmedi. Herhalde böyle bir haftası falan var. Ama o süreçte arkası böyle mumlu bir yapıda olduğu için parmak izi çok bırakıyor. O yüzden artık bunu takmak istiyorum. Benim çok fazla etiketim yok. Aslında birkaç tane içeride vardı ama şu an kalkmaya çok üşeniyorum. Geçenlerde dediğim fuar videosunda şunları göstermiştim. Şöyle, ay bu arada çok rahatladım bir anda. Hani videoyu çok kaptırdım kendimi, o yüzden rahat oturmaya başladım. Şöyle stikerleri almıştım Fibula'nın standından. Ben şimdi bunları çıkartmadan keseceğim etrafından ve onları koyacağım. Yani şu anlık sadece böyle yapacağım. Ama durun, o 2-3 sticker var, onu da getireyim. Oopsie, evet geldim, bunları da aldım, dayanamadım. Ben pek stikerci biri değilim. Ben stikerleri çok seviyorum ama onları sürekli sipariş etmekle uğraşamam herhalde. Onları pek takip edemiyorum açıkçası. Böyle şans eseri o an modumdaysam sadece sipariş ediyorum. Onun dışında öyle orada burada denk gelirse alıyorum sadece. Çok beğeniyorum ama nedense bilmiyorum ya. Böyle pek alasım gelmiyor herhalde. Bakın, bunlarda bir Dark Academia stikeri vardı. Belki bunları yapıştırabilirim. Aslında bunu yapıştırayım bence, yani arkasına koyayım. Böyle mantar var. Sanırım şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu Let It Go. Sonra kışlı olan. Sonra buradaki kalemli olan. Şimdi 3 oldu. Harry Potter'daki Happy Birthday Harry pastasını ve sığarsa da araya birkaç tane ufak bir şey koymak istiyorum. Şimdi bunları koyalım. Keşke bu canlı yayın olsaydı. Çünkü böyle kahve içtiğim sahneleri falan kesmek böyle zor geliyor bazen. Evet. Bunları keserken de ara ara kesintir oluyorsa kahve içiyorum. Şunu keserken de ajanda hakkında konuşmak istiyorum. Ben ajandayı o kadar öv, 50 liraya aldım diye buralarda bir sürü şey söyledim. Ama arkadaşlar, ajandayla ilgili hangi gerçeği fark ettim biliyor musunuz? Gerçi ben fark etmedim. Buradan çok sevgili bir okur ya da izleyici mi demeliyim. Fark etti, dedi ki Yağmur, tarihler yanlış, hem 2023 yanlış hem 2024 yanlış, yani bunlar hangi günün tarihleri hiçbir fikrim yok ve aşırı canım sıkıldı çünkü ajanda yani sevmiştim, evet birazcık böyle tahribata uğradı hani yolda ama hala kullanıyorum. Sadece bunu fark etmek beni üzdü. Öncesinde fark etmemek daha doğrusu üzdü. Bilmiyorum. Yeni ajanda almak istemediğim için başka bir şey yaptım. Aslında ajanda almak istiyorum da istediğim bir ajanda olmadığı için şu an böyle diyorum. Benim sevgili arkadaşım Elif bana bir ev hediyesi gönderdi. Onu asınca video çekeceğim. Böyle kuru kuru çekmek istemedim. Ve yanında da böyle bir defter vardı. Defter çok güzel bu arada. Türk Sanatçıları koleksiyonundan Bedri Rahmi Eyüpoğlu temalı bir defter. Böyle sert kapağı var ve içi de çok güzel. Bu arada defter Fabio Ricci markasının ve o yüzden sayfaları akıyor gidiyor gerçekten. Hem dolma kalemle hem de birazcık yazdım tükenmez kalemle çok güzel yazılıyor. Dedim ki kullanmayayım, saklayayım, dolaba koymuştum filan. Sonra dedim ki bu yıl kullanmazsam ne zaman kullanacağım? Ve şey olsun istedim, hani buradaki İlk yılım, yeni bir yerde yaşamaya başladığım ilk yıl. Ve o yüzden böyle çok sevdiğim bir arkadaşımın bana hediye ettiği bir defterle bu dönemi başlatmak istediğime karar verdim. Ve bunu birazcık, ben genelde ajandalarımı da öyle günlük ajanda gibi kullanıyorum. Yani hem günlük canımı sıkan veya beni mutlu eden veya aklıma gelen ilham olan şeyleri yazıyorum. Hem kitaplarla ilgili yorumumu yazıyorum. Hem de yapmam gereken şeyleri yazıyorum. Ama bunu daha çok o gün olan şeyleri ve kitaplarla ilgili yorumlarımı yazmaya karar verdim. Böylelikle bu ikisini kullanıyorum. Renkler de çok tatlı oldu. Keşke şu
Harry Potter ajandası beni yarı yolda koymasaydı. Evet, birinciyi kestim. Şimdi şu kalem olanı keselim. Do something nice, Evan. It's not your job. Yazıyor kalemimin üstünde. YouTube'a bu şekilde düzenli devam ettiğim için çok mutluyum. Mutlaka işte pazartesi, mutlaka salı ve çarşamba video atmaya çalışıyorum hafta içi. Hafta sonu cumartesi veya pazar atmaya çalışıyorum. Yani tam bir gün belirlemedim ama mutlaka atmaya çalışıyorum. Yani hafta içi olan gelmese bile hafta sonu olan, yani her hafta bir video atmayı kendime bir şart demeyeyim ama hani bir challenge gibi koydum. Ve böyle gelen yorumlarda beni çok mutlu ediyor. Hani bunu devam etmemin onlar için de hoş görülmesi, yani iyi ki devam ediyorsun mesajı almak da tatlı bir şey bence. Kış demek benim için YouTube demek. O yüzden YouTube'a geri döndüğüm için çok çok mutluyum. Bu aralar YouTube tekrar izlemeye de başladım hatta, yani sadece çekmenin dışında. Böyle dizi falan da izliyorum, kitap da okuyorum. Yani nedense çok şükür diyeyim, maşallah diyeyim. Her şeye vakit ayırabildiğim bir dönem. Herhalde hayatım biraz daha artık düzenli yaşıyorum. Bazen tabii ki çok çöp gibi geçiyor, hiçbir şey yapmıyorum ama bazen de böyle her şeyi bir anda yapıp enerjik kadına bravo modunda oluyorum. Şarj aletinin girdiği kısma, orası denk geliyor, çok tatlı. Ben burada dolu dolu olan bu arkaları çok seviyorum. Ama şu an böyle çiçekli bir şeyim olsaydı, ne derler ona? Çok mor ve yeşil oldu. Mor da hiç sevmediğim bir renk. Eminim daha iyi bir kombinasyon yapan aranızda çıkar ama ben şu an... bir tane de İstanbullu bir şey koyayım yahu. Yuvamızı özlediğimizde şey koysam ya, 34 I love İstanbul. Bu birazcık arabesk kaldı. Şu kedi çok tatlı. Bunu mu koysam? Bakın. Şöyle yan yatak şekilde de onu koysam bence birazcık tatlı olabilir. Evet. Bu sticker yokluğumda yine de bence okey bir şey çıkarttığımı düşünüyorum. Evet. Aslan burcu. Batisten bir süt köpürtücü aldım. Az önce videoda çekmiştim. Eğer hani koyduysam. Gün içindeki ikinci kullanımım ve gayet memnunum. Hızlı ve köpürtmesi çok iyi. Normalde bitkisel sütleri köpürtücüler bence çok iyi köpürtmüyor. Yani eğer böyle özel bir köpük makineniz falan yoksa. Ama bu böyle çift başlıklı bir şey. O yüzden bence sütü güzel köpürttü. Yani bakın daha yeni sönüyor. Video şu an 20 dakika oldu. Bence tatlı oldu. Popsakatım gelene kadar böyle durur. O geldikten sonra onun olduğu bölümü açarım. Daha farklı olur. Belki üşenmeyip birkaç yerden sticker sipariş verirsem burayı da güncellerim. Şimdi size bir göstereyim nasıl olduğunu. Şöyle durdu. Tatlı oldu sanki. Ha? Şimdi buradaki tatlı kasesine yerleştirelim. Şimdi takalım bakalım. Sadece şurada çok ufak bir boşluk kaldı. Oraya da okumalı bir şey koymalı mıyım diyeceğim de öyle bir şeyim yok herhalde. Şunu koyayım ya, hadi ona. Bakın. Tatlı oldu. Hani belki şurada işte bir dumanlı bir kahve kupa sticker'ı olsaydı. Veya işte şuralarda arka tarafa daha bir zemin olsaydı. Bilmiyorum, acaba kırmızı olmaz. Yeşil çizgili bir arka planım var. O da olmaz. Ama bence şu an çok tatlı oldu ya. Mesela şöyle. Bana biraz tatlı oldu gibi geldi. Bilmiyorum. Siz nasıl buldunuz? Yorumlara yazın nasıl buldunuz. Hoşuma gitti. Ve bu arada ben Kindle'da bu aralar ne okuyorum biliyor musunuz? Çok 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 saran bir kitap okuyorum. Beni lise
ikiye götürdü. Sanki ben uyumsuzu kuralsız okuyorum. Öyle bir zaman dilimine gittim. O kadar heyecanlıyım. Okuduğum kitabın ismi Rebecca Yarros'tan 4. Kanal. Bu arada almadığıma bir tık pişman oldum. Ama hiç aklıma gelmedi gerçekten Olimpos'un standına gitmek. Herhalde böyle bazı yayın evlerin etrafında dönmüşüm. Böyle Artemis'e falan uğramıştım, Asude'yi görmüştüm falan ama hiç Olimpos'u görmedim bile neredeyse fuarda. Ve fuarda 150 indirimle satmışlar 4. kanatı. Olsun, sağlık olsun. O dış cildini çok beğeniyorum. O böyle hışırtılı gibi, yaldızlı gibi, o benim çok sevdiğim bir şeydir kitap ciltlerinde. Ama önemli olan içi diyorum ve şu an okuyorum. Şu an çok çok severek okuyorum. Beni liseye götürdü bu kitap. Geçenlerde Uyumsuzu Kuralsızı arda tekrar izledim. Büyük bir açlıkla çok özlemişim o günleri. Ben şey hatırlıyorum, Kuralsız sinemalara geleceği zaman bende Kuralsız yoktu. Arkadaşımdan mı almıştım ya da okudan falan sipariş vermiştim. Anca gelmişti gibi bir şeydi. Uyumsuzu okuyup sinemasına gitmiştim. Kuralsız'da da aynısı olsun diye bir gece öncesinde, o kitap da 500 sayfa falan herhalde, sabaha kadar uyumayıp Kuralsız'da okumuştum. Sonra sabah saat 11 seansı vardı yanlış hatırlamıyorsam. İlk derslere girmemiştik. İlk seanslar çünkü genelde 6 TL oluyordu. İşte Vodafone kampanyasında bir alı bir bedava oluyordu. İlk seansa girip Kuralsız'ı izlemiştim. Hatta Sena ile beraber izlemiştik beraber. Sonra da kalan derslerde uyumuştum. Hiç güzel bir örnek değil ama düşününce şu an çok böyle tatlı geliyor bana yani. O kitap için ve o film için o kadar heyecanlanmak, o kadar uykusuz kalmak. Bu kitap da bende o hissi yarattı. Kısaca demek istediğim. Benim böyle her şeyle ilgili bir şey anlatmak istemem. Gerçekten beni dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Evet, bu şekilde şeyimizde, Kindle'ımızda süsledik. Geldim. Bu arada şu an kitap yanımda yok ama Ursula'nın Kanatlı Kediler serisinin 1. kitabını bitirdim. Zaten bu sabah başlamıştım böyle. Yani 20 dakikada bitebilecek bir kitaptı ama böyle tat tatlı görsellerine bakarak ilerledim. Ursula'nın girişinde sevdiğim bütün kedilere ithafen yazısını okumak çok tatlı hissettirdi. Hikayeden de aylık okumalarda bahsetmeyi planlıyorum. Böyle her ay Selin diğer kitaplarını da okuyarak Kanatlı Kediler serisini de bitirmiş olacağım. Bir sonraki kitabım ne olacak? Bana birazcık Ayrılmaz ikili olacak gibi geliyor ama artık bir sonraki güncellemede görürüz. Şimdilik videoyu izleyen herkese kocaman öpücükler ve teşekkürler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sonbaharda okumak istediğim kitaplardan bir diğeri Ayrılmaz ikiliydi. Bunu okumayı şu an çok istiyorum. Hatta başlayacağım şimdi. Bu başlama heyecanıdır bu.